Berlin'de Alte National Ve Kaspar David Friedrich'in Meşe Ormanı'ndaki Manastır ismindeki tablosuna bakmaktayız. Oldukça büyük bir tablo ve aynı sanatçının deniz kenarındaki Keşiş ismindeki resmiyle ikili bir set oluşturuyor. Çok kasvetli bir görüntü var. Bu resim insan hayatıyla veya Tanrı ile ilgili konuları tasvir edebilmek için Friedrich'in peyzajı nedenli etkin kullandığını gösteren bir örnek. Resimde bir manastırın kalıntılarını görüyoruz. Oldukça eski bir manastır. Harabe halindeki bu manastıra doğru yürüyen bir sıra insan var ve bu insanlar bir tabut taşıyorlar. Gördüğümüz bu sahne bize zamanın akıp gitmekte olduğunu ve insanoğlunun faniliğini hissettiriyor. Görüldüğü kadarıyla kış mevsimindeyiz. Kara kış. Belki gün batımı zamanı. Sol taraftaki kalıntılara baktığımızda terk edildiklerini, metruk halde olduklarını düşünüyoruz. Sivri kemerli eski pencere harap halde. Hiç camı kalmamış. Mekanın orijinal halinde ne kadar görkemli gözükeceğini hissedebiliyoruz. Ancak bu binadan geri kalanlar sadece şu an gördüklerimiz. Şu an gördüklerimiz de bize insanoğlunun çabasının, tecrübesinin ne kadar beyhude olduğunu gösteriyor doğanın sonsuz olduğunu, insan eliyle yapılanların ise geçici olduğunu görüyoruz. Keşişler eski dönemlerden kalan cenaze ritüellerini uyguluyorlar. Karda etraflarını çevreleyen mezarlık da pek bakımlı değil, kendi haline bırakılmış, harap halde görünüyor. Manastır ortaçağ geleneklerine göndermede bulunuyor ama artık göçüp gitmiş. Meşe ağaçları ise manastırdan da eski. Friedrich bu resimde meşe ağaçlarıyla druid geleneklerine, Hristiyanlık öncesi dönemin geleneklerine gönderme yapıyor olabilir. Bu yaşlı meşe ağaçları boğum boğum gövdeleri ve ürkütücü görünüşleriyle Hristiyanlıktan da eski geleneklere şahitlik ediyor. Bunların arkasında ise gökyüzünü ve hilali görüyoruz. Bu resim bize kalıcı olanın tabiat olduğunu vurguluyor. Ağaçların bile büyümesinin ve yaşlanıp ölmesinin ötesine uzanan, zamanın ötesine geçen, insanoğlunun çabasıyla inşa edilen binalarla kıyaslandığında sonsuz olan, kalıcı olan doğadır. Ay da dünyadaki mevsimlerin ötesinde, kainatla bile bağlantılı değil. Bu resimde insan için zamanın ne anlama geldiğini, doğa için zamanın anlamını ve sonrasında da Tanrı'nın yarattığı kainatın zaman kavramını hissediyoruz. Eğer bu resimde iyimser bir nokta varsa o da bu hilal. Hilal en ince olduğu döneminde. Bir süre sonra yeni aya dönecek. Bu da yeniden doğuş olasılığına gönderme yapıyor. Şimdi karakış. ancak bahar gelecek. Bu soğuk ve kasvetli alacak karanlık ortamda bize çok uzak gibi gözükse de yenilenme olacağını, bir canlanma olacağını hissediyoruz. Ayın hallerinin, mezarlıktaki haçların, manastır kalıntılarının bir bölümünü oluşturan haçın yenilenmeyi, yeniden doğuşu simgelediğini söyleyebiliriz. Sanatçının bir manzara resmine bu kadar ciddi anlamlar yükleyebilmesini çok ilginç buluyorum. Bu tarz bana eski dönemlere ait Hristiyan resimlerinde gördüğümüz referans vermeyi, imgelerle canlandırmayı anımsatıyor. Friedrich zamandan bağımsız bu insani hisleri evrendeki yerimizi anlatacak modern bir dil bulmaya çalışıyor. Daha önce bahsettiğimiz zaman katmanlarını hissetmemizi sağlamaya çalışıyor. Bu ilahi fikirleri canlandırmak için yeni bir dil oluşturmaya çalışıyor ve bu çabası akla yatkın geliyor zira 19. yüzyılın başlarındayız. Sanatçının yaşadığı dönemin değer yargıları, kültürü, rasyonel görüşlere ve akla yatkınlığa önem veriyor. Dolayısıyla da Rönesans döneminin ve hatta Barok dönemin sembolizmalarını kullanma fikri akla yatkın değil. Sanatçı geçmiş dönemin ikonografisini kullanmak istemiyor. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ve o zamanlar İsveç'e ait olan Greifswald'da doğup büyüyen ve sonraki yıllarda sanat eğitimini Kopenhag'da almış olan Friedrich, öncesizliğe, sonsuzluğa, ezeli ve ebedi olana ilişkin görüşlerini yansıtmak için bu çok çok soğuk kuzey manzarasına bakıyor.